kanlı tırnaklarını görüyor. Tırnakları teker teker saplanıyor toprağa ve orada kalıyor sonsuza kadar. Tıpkı vazodan teker teker masanın üstüne düşen full yaprakları gibi. Yargılanıyoruz yine galiba. Ha? Ha? Neyle suçluyorsun beni? Fahişelikle mi? Aa, ne ayıp. Çok ayıp, çok ayıp. Ne yazık ki kainatı versen istediğin ruhu herhangi birimize de sergileyemez. Şu görmüş olduğunuz cemekanın içinde bayanlar baylar, Rockefeller koleksiyonundan eşsiz bir parça. Yani katil değilsin, hamile değilsin ve ölümcül bir hastalığın yok, öyle mi? Evet, yok. Sabaha kadar çişimi tutardım bazı geceler. Korkardım seslenmeye kızarsın diye. Ben Ali Hocaoğlu, tiyatro üniversitede başlamıştım. Daha sonra Mersin Şehir Tiyatrosu'nda devam etti. Derken İstanbul'a geldim. İstanbul'da işte çeşitli tiyatrolarda görev yaptım. Sonra kendi topluluğumuzu kurmaya karar verdik. Ve tiyatro ki iyi kurduk. İşte bu ilk oyun, Gül Yaprakları izlediğimiz. O yüzden ilk oyun olduğu için de biz de hepimiz de heyecanlıyız. Oyun üç farklı insanın, üç farklı karakterin, üç oyun kişisinin daha doğrusu bir şekilde yollarının kesişmesiyle başlayan bir trajediyi anlatıyor. Hayatlarından umudunu kesmiş, umutlarını yitirmiş ama son bir umutla hayata tutunma çabalarını anlatıyor. Trajik bir oyun, güçlü bir tekst diyebiliriz. Zaman zaman bazı güçlü ögeleri komik de anlatabiliyor oyun. Ama genellikle günümüz dünyasını, günümüz modern toplumunu, insanın yalnızlığını, teknolojinin insan hayatına bu kadar nüfuz etmesini ve bunun sonuçlarını çok iyi anlatan bir hikaye. Üç kişi de, üç oyun kişisi de zaten kendilerine göre bir yaşamı, kendilerine dair bir dramı bir şekilde oyunla birlikte anlatıyorlar. Fonda aşk da var oyunun fonunda. Merhaba, Nil Olcay. 26 yaşındayım. Bolu Üniversitesi'nde sinema televizyon okuduktan sonra İstanbul'a gelip Şahik Atakan Stüdyo Oyuncuları'nda 2 yıl oyunculuk eğitimi aldım ve Özel Fethi, Ayla Algan gibi isimlerle kamera önlü metot oyunculuğa çalıştım. Bundan önce Eti Çocuk Tiyatrosu'nda 1 yıl boyunca Pinokyo'yu canlandırdım. Onun dışında birçok dizide ve sinema filmlerinde rol aldım. Bu sezonda tiyatro ile Full Yaprakları'nda Julia karakterini canlandırıyorum. Julia oyunun içinde Madonna'nın ablası ve yani sosyal statü olarak aslında fahişelik yapan bir karakter. Ama bu onun aslında daha sorumluluk sahibi olduğunu düşüneceğimiz bir konum. Çünkü annesi erken yani kardeşini doğururken ölmüş ve kardeşine bakmakla yükümlü. Babası da onlara bırakmış. Aslında hani toplumun genel geçer kıldığı fahişelerden farklı olarak daha okullu, entelektüel bir kadın ama daha fazla para kazanmak için ruhunu değil de bedenini satmayı tercih etmiş bir karakter. İyi geceler namus abidesi barmen kız. Hala baki esindir belki de. Eline erkek eli değmemiştir. Evleninceye kadar da değmeyecektir. Ne dersin ablacığım? Merhabalar, ben Didem Umut Üncel. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bale bölümü 2. sınıftan ayrıldım. Daha sonra Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü Ahmet Leventoğlu atölyesinden mezun oldum. Levent Kırca, Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında çalıştım. Şimdi tiyatro kiyleyim. Burada Full Yaprakları adlı oyunu sergiliyoruz. Madonna sakatlığının verdiği hırçınlığının dışında hayata karşı özlemleri olan bir karakter aslında. Annesini doğduğunda yitirmiş, babası onu terk etmiş, hayat kadını olan ablasıyla birlikte yaşıyor. Hayata karşı çok özlemleri var. Anne özlemi var, baba özlemi var. Hayata duyduğu karşı özlem var, abla özlemi var, sevgiye aç bir karakter. Onun için bir sürü duyguyu içinde barındırıyor aslında. Hüzün, aşk, nefret, kıskançlık, bencillik, bütün bu duygular Madonna'da var.